burası şarkının en sevdiğim yeri. Jonas kardeşler muhteşem. Jonas kardeşler okulun mezuniyet töreninde sahnede olabilir. Okulunuzun onları neden hak ettiğini gösteren bir videoyu bize yollayın. Bunu kazanmalıyız. Ve motor başlıyorum. Merhaba, benim adım Frankie. Ve Canavar Lisesi'ndeki herkes Jonas kardeşlere bayılıyor. Burası okulumuz. Ben yeniyim. Evet, öyleyim gerçekten. Ben 15 günlüğüm. İşte en sevdiğim arkadaşlarım. Ben Claudine, memnun oldum. Jonas kardeşler mezuniyet törenimizde burada olmalılar. Tabii Dolunay'da olmamak şartıyla. Çünkü ben bir kurt kızım ve Dolunay'da tüm ilgiyi üzerine toplayan tek şey kıyafetlerim değil diyelim. Sanırım sözü Drakulora'ya bırakacağım çünkü bana vurup duruyor. Aa, harika, sıra bende. Jonas kardeşler harika. Vay canına. Söylediğin şey gerçekten anlamlıydı. Herkese merhaba, ben Laguna. Sabahları dalgalarla dans etmeye bayılırım. Sir, kamerayı bana çevir. Ben Cleo. Merhaba, benim adım Deuce. Ben de buradayım. Her neyse, bana dönelim. Aa, neden devam etmiyorsun? Kayıt akıyor. Mezuniyet dansı bugün. Eğer yarışmayı kazanamazsak çok üzülürüm. Bu üzüntüye dayanamam. Sonuçları nasıl öğreneceğim? Pekala Canavar Lisesi, eğlenmeye hazır mısınız bakalım? Cleo, tam anlamıyla harikaydın. Biliyorum. Sanırım ben pek etkilenmedim. Sıra sende. Alkış duymazsan hiç şaşırma. Çünkü benden sonra çıkıyorsun. Ama ben doğalım. İyi şanslar. Çünkü buna çok ihtiyacın olacak. Bu spot ışığı aya benziyor. Claudine harika. Hey, biri yanlışlıkla spot ışığını açtı. Çok ilginç. Kim böyle bir şey yapar ki? Bu harika. Kesinlikle çok doğaldı. Evet, çok iyi. Muhteşem bir gösteri. Muhteşemdi. Senden de tekrarını istediler mi? Aa, bak, dörtten fazla gözü olan biriyle asla çıkamam. Onda 8 tane var. Aa, olamaz. Eve geç kalıyorum. Hoşça kal. Aa, olamaz. Zombiler çok yavaş. Bu kalabalıktan geçemem ki. Ah, buldum. Pekala kızlar, pompon kızlar takımı seçmelerindeyiz. Birçoğunuz bu seçmelerde elenecek. Yeterince çevik olmayanların bu takımda yeri yok. Gerçekten çok sıra dışı. Çok haklısın. O gerçekten sıra dışı. Tam aradığımız gibi. Ne? Niçin anlamadım? Ha. Frankie, az önce pompon kızlar takımına alındın. Ha. Seni tebrik edelim. Hadi Frankie. Kızım, bugün yedek öğretmen geliyormuş. Harika, müthiş bir gün. Bayan Bloodgood'a ne oldu? Duyduğuma göre sülüklerden zehirlenmiş. Hayır, hayır. Bana da etobur pirelerle ilgili olduğunu söylediler. Ama bu iğrenç. Sessiz olun bakalım, sizi yaramazlar. Siz ikiniz kesin konuşmayı. Benim adım... Ozar. Şöyle okunuyor. Zar. Lu zar. Dersimiz Tregula Kalka Metre 101. Kitaplarınızı açın. Nerede kaldığınızı bilmediğim için bütün kitabı yapacağız. Merhaba
bayramım nasıl gidiyor? Merhaba ahbap, ne haber dostum? Siz bayım, geç kaldınız. Hayır, ben Düz. Düz Gorgon. Bay Bozar mıydı? Burada otorite beynim, sen benim dersimde o gözlüğü takamazsın. Bak ne diyeceğim, bu hiç iyi bir fikir değil. Israr ediyorum. İşte geliyor. Pekala öyle olsun. Al bakalım. Pekala Bayzar, görünüşe göre ders bitti değil mi? Hey adamım, seni uyarmaya çalıştım. Birkaç saate geçer, merak etme. Yani umarım. Draculaura'nın doğum günü bugün. Aman tanrım, unutmuşum. İnsan her gün 1600 yaşına girmiyor. Parti planlamalıyız. Frankie'nin doğum günü. Aman tanrım, unutmuşum. Tatlı 16 günü. Claudine, bugün Draculaura'nın doğum günü. Diyorum ki öğlen buluşup. Üzgünüm ama planlarım var. Laguna, Laguna. Bugün Frankie'nin 16. doğum günü. Ona kesinlikle bir parti vermeliyiz. Olmaz, yüzme antrenmanım var. Çok üzgünüm. Parti? Hayır mı? Bir partiye gelmek istiyor. Parti... Merhaba Frankie. 16. yaşın kutlu olsun. Senin için bir parti vermeye çalıştım. Ben de senin için planlıyordum. Ama kimse gelemiyor. Evet. O zaman biz de iki kişilik yaparız. Pekala. Hadi yemeğe gidelim. Sürpriz! Yeni yaşınız kutlu olsun. Ay canına. Siz harikasınız çocuklar. Zombi. Laguna 15 dakikadır gözünü kırpmadan Gil'e bakıyor. Bu işin sonu hiç iyi değil. Onu vazgeçirmemiz gerek. Bu ders gerçekten çok zor. Daha sonra kütüphaneye gidip biraz çalışmayı düşünüyorum. Evet, kütüphane çalışmak ve bir şeyler öğrenmek için harika bir yer. Yani öyledir herhalde, değil mi? Hepsi bu mu? Neredeyse bir saattir onu izliyorsun ve tüm söyleyeceğin bu mu yani? Hadi ama Frankie, Jill'in olgun bir tarzı var. Zaten benimle konuşmaz bile. Tatlım, az önce konuştu ya. Gözlerin çok güzel Laguna. Kitabı bulmam gerekiyor. Bir su birikintisinde öylece kıvrılıp yatmak istiyorum. Aradığın defter bu muydu? Havuzda buluşalım saat 3'te. Aa, olamaz. Claudine ya bir indirim kaçırdı ya da sınava çalışmayı unuttu. Çalışamadım. Kardeşim notlarımı yedi. Gerçekten mi? Aslında sen mankenlik yarışmasını seyretmiş olmayasın. Yakalandım. Ama bu programın son bölümüydü. Ne yapayım, kendimi tutamadım. Şimdi ben ne yapacağım kızlar? Pekala, Gulya'nın yanına otursana. Ne yani, kopya mı çekeceğim? Gulya'dan. O okuldaki en zeki kız. Ben olsam öyle yapardım. Pekala sınıf. Kalemler hazır ve başlayın. Bir dakika kaldı. Hadi hadi hadi. Kalemleri bırakın. Teşekkür ederim. Keşke sınavda mankenlik yarışması ile ilgili sorular sorulsaydı. Keşke çalışabilseydim. Son iki dakika. Makyaj kontrolü. İşe yaramıyor. Bazen vampir olmak çok sıkıcı.
Drakulora, soğukkanlı biri için fazla heyecanlısın. Anlat bakalım. Aslında ben... Yeni çocuğu gördün mü? Her gün bu saatte dolabımın önünden geçiyor. Gerçekten mi? Ne kadar sıkıcı. O, bu okuldaki en yakışıklı çocuk. Herkes benim erkek arkadaşım diyorsun canavar lisesindeki en yakışıklı çocuk olduğunu bilir. Evet tabii. Düz harika biri. Senin için. Ama bu çocuk... çok yakışıklı. İşte geliyor. Makyajım nasıl olmuş? İyi ama yardıma ihtiyacın var. Sen Cleo'ya güven. İlk buluşmanı senin için unutulmaz yapacağım. Göster kendini bakalım. Teşekkür ederim Cleo. Sen bir harikasın. Evet de öyleyim canım. Pekala dostum, sonra görüşürüz. Sen acayip görünüyorsun. Acayip derken acayip güzel anlamında. Teşekkür ederim Cleo. Ne yaptığını gördüm. Bu çok hoş bir davranıştı. Evet tamam, alışveriş merkezinde buluşalım. İndirimde bir sürü acayip şey gördüm ve... İyi misiniz genç bayan? Evet teşekkür ederim Bay Nerdi. Siz çocuklar telefonla konuşurken önünüze bakmadan yürüyorsunuz. Evet sizi anlıyorum. Teşekkür ederim Bay Nerdi. Alo? Alo? Ne? Ne? Seni duyamıyorum. Ne? Alo? Seni duyamıyorum. Ben seni tekrar ararım. Telefonumda bir sorun var sanırım. Krem peynir. En sevdiğim. Affedersin. Bu nasıl oldu böyle? Çok üzgünüm. Tamam, bu çok ilginç. Dikkat edin. Hay aksi şey. Affedersiniz. Bu ne kadar berbat bir gün böyle. Kutuplarımı tersine çevirmişim. Sen harikasın Gulya. Neyse ki dostlarım her zaman yardımıma koşuyor. Biri bana yardım etsin. Bugün fotoğraf günü. Sonsuza kadar iyi hatırlanmak istiyorsanız çok iyi görünmelisiniz. Yeterince güzel görünüyorsun. Canavar Lisesi'nin kraliçesi seçilebilirsin. Çalışma salonunu ders çalışmak için kullanmamız gerekmiyor mu? Mavi alarm! Bugün çalışma salonunu Koç Igor kullanıyor. Ne olmuş yani? Kitapları kenara attırıp herkesi ders boyunca koşturuyor. Yani? Tabii ki onca ter makyajımı ve kürkümü mahvediyor. Ve kıyafetlerimi. Ve sargı bezlerimi. Fotoğraf günü anlasana. İşte geliyor. Beni dinleyin. Ben buradayken kimse kitaplarının tek bir sayfasına bile dokunmayacak. Onun yerine herkes... Canı seven benimle gelsin. Hadi Frankie. Bir sonraki teneffüse kadar gözlerden uzak durmamız gerekiyor. En azından artık koşmak zorunda değiliz. Evet kızlar, bugün çalışma yapmayacağız. Yıllık fotoğrafları için çekimlere hazırlanabilirsiniz. Nasıl görünüyorum? Sıradan bir okul kraliçesi gibi. Bulya'nın bir derdi olmalı. Üzgün görünüyor. Nereden anladın? Bundan eminim. Bir şeye morali bozulmuş. Hadi öğrenelim. Merhaba Gulya. Nasıl gidiyor bakalım? Demek slow mo'dan hoşlanıyorsun ama utangaç olduğun için konuşamıyorsun. Endişelenme bebeğim. Arkadaşların sana yardıma geldi. Pekala hanımlar, birlikte çalışalım. Şunu sakın aklından çıkarma Gulya. Ne olursa olsun sakın kendin gibi davranma. Drakulora sana nasıl davranman gerektiğini söyleyecek. Oldu mu? Kızlar! Şu anda koridordan geçiyor. Gulya hazır değil. Frankie. Oyalama manevraları. Şimdi. Bu senin içindi Gulya. Ona iltifat et. Gözlerinin güzelliğinden bahset. Hadi şimdi ondan hoşlandığını belli et. Gülümse. Yapma
yapman gerekenleri söylüyorum. Saçını yavaşça geri at. Sonra sanki ne demek istediğini duymak istermiş gibi yavaşça öne doğru eğil ama fazla... Hey. 1700 yaşıma basıp biriyle çıkacağım günü iple çekiyorum. Gördünüz mü? Ben size demiştim. Tek yapması gereken kendisi olmaktı. Merhaba Slomo. Daha önce hiç şekerli gözleri denemiş miydin? Yoksa bu sivilce mi? Evet canım. Acaba bu fotoğrafı kime yollasam? En iyisi herkese yollayayım. Hayır! Berbat görünüyorum. Yüzüm çok mu kötü kızlar? Ne yedin sen Frankie? Her zamanki şeyler. Aa, dur biraz. Yeni şekerli gözlerden denemiştim. Onlar lanetli. O gözler seni etkilemiş olmalı. Pekala, bunu çözebiliriz. Buraya yüzüme dokundun. Ne yapıyorsun sen? Bu zor zamanımda yanımda olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Ama çok yakışıklı. Efendim? Laguna Gil'e yakışıklı diyor. Efendim? Sivilce kaybolmuş. Hı? Ama nasıl? Sivilce ilacı. Teşekkür ederim, teşekkür ederim kızlar. Hayır, hayır. Yeni şekerli gözlerden mi denedin sen? Efendim? Bütün gece prova yaptım. Bu rol tam bana göre. Sadece bir başrol var ve o da ben olacağım. O rol benim. Benim. Göreceğiz. İçeri gelsinler. Merhaba, başlıyoruz. Lütfen monologlarınızı hazırlayın. Sıradaki. Sıradaki. Şeytanın bacağını kır. İkisini de. Ah benim gencecik güzel gülüm. Elveda. Ve ben... Benim güzel gülüm. Elveda. Ben bir dikenim. Keskindir aşkım. Ama seninle ölene kadar parlarım. Replik. Shakespeare'in ne dediğini hatırlamıyor musunuz? Merhametin özelliği değildir boğmak. Taze bir yağmur gibi cennetten düşer o. İki defa kutsanmıştır. Hem verini kutsal hem de alanı. Tabii be, bu harikaydı. Mükemmel. Bugünkü dersimiz kesip biçmek. Zavallı minik yaşı kardeşlerim. Kalplerimiz aynı atmıyor mu? Damarlarımızda akan aynı yeşil kan değil mi? Bu çok yanlış bir şey. Frankie, yardımın gerekli. Evet Laguna, hemen yardım elimi uzatıyorum. İşte bu harika. Al sana. Korkmayın çocuklar. Evet, çıkıyoruz. Durun. Herkes nereye gitti? Ders bitmiştir. Harikaydık. Kurbağalar nerede? Onları yüzebilecekleri bir yere bıraktım. Popon kızlar antrenmanını sırf sen eline koluna hakim olamadığın için kaçırıyorum. Öyle mi? Hatırlarsan bu benim hatam değildi. Hey! Ne yapıyorsun? Sarkı bezin takıl. Ofisime hemen. Bugün 2000 yıllık bir heykel kırıldı. Bu nasıl oldu? Bakın bu bir kaza... Size gerçekleri anlatayım efendim. Sana durmanı emrediyorum.
Bu şekilde okulun kıymetli eşyalarına zarar verebilirsin. Ah, olamaz! Evet efendim, Frankie heykeli tam böyle bu tam kırdı. Bir, yani Cleo'nun anlattığı hikaye tam bir palavra efendim. 2000 yıl boyunca o heykel Canavar Lisesi'nin ilk eğitmenlerinden birini hapsetmişti. Heykeli kırmak onu özgür bıraktı. Profesör Irene Maiden serbest kaldı. Frankie, bütün öğrenciler adına sana teşekkür ederim. Durun, ben de yardım ettim. Aa, olamaz. Aa, sırtım. Ne? Neden? Nasıl? Sadece 1000 yılda bir kez olan bir kesişme. Hem 13. Cuma hem de 31 Ekim. Ama bu mümkün değil. Ne tuhaf. Bugün tarihteki en büyük şanssızlık. Evet. Dikkat! Tam bir kötü şans fırtınası. En azından saat 3'e kadar. Zil çaldığında bitecek. 6 saat daha var. Endişelenmeyin kızlar. Ben Nakinnat'ın tılsımına sahibim. Sahibini, yani beni ve yanımdaki herkesi koruyor. Kötü şansa elveda. Peki ama nerede bu tılsım? Kıyafetime uyumlu olmadığı için Gulli onu benim için taşıyor. Ah, olamaz! İşte orada! Çok iyi geldi. Melice kadar hayatta kalamayacağım. Hadi. Sola. Yok hayır. O sola değil. Düşündüğüm şeyi mi yapıyor? Var canına zekice. Haklısın Gulya. Kıyafetiyle uyumlu sayılır.